Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Bu mevsim teraküm eden suallere cevap vermedik şimdiye kadar. Hep kendi seçtiğimiz meseleleri konuştuk. Çok sual birikti. Bu hafta gelen suallerden alâ kaderil imkan, zamanın müsaadesi nispetinde suallere cevap vereceğiz. Fakat ihtiyarlığıma bağışlayın. Geçen hafta anlattığım gerek yılbaşı ile ilgili gerek de İsmet Paşa ile ilgili meselelerde hatırımdan çıkan bir iki şey oldu. Sorulan suallerle sonradan fark ettim. Onun için geçen haftaki konuşmadaki bu iki eksiği tamamlamak istiyorum. Birincisi, takvimi izah ederken miladi takvim Roma takviminin 1285. senesinde icat edildi. O zaman Hazreti İsa doğalı 573 sene olmuştu. Söylemiştim. Fakat bu miladi takvimin yanında elinizde eski Osmanlı takvim yaprakları geçerse bir de Rumi takvim görürsünüz. Onu izah etmeyi unuttum. Mevlana dolayısıyla size dedim ki Araplar Anadolu'ya diyarı Rum dediklerinden Rumi kelimesi Anadolulu veya Anadolu'ya mensup manasına gelir. Anadolu Selçuklu Devleti'ne kaynaklar Rum Selçuklu Devleti denir. Bunun Yunanlıkla bir alakası yoktur. Roma'dan bozmadır. Hatırlayınız. Osmanlı sultanlarına Arap kaynakları Salatini Rum, Rum sultanları derler. Mevlana'ya Celaleddin Rumi, Anadolu Celaleddin manası denir. Bir de Rumi takvim vardır. Rumi takvim aynı zamanda Şemsi Rumi takvim diye de anlatılır. Bunun sebebi şudur. Hicri takvim ayın bir senelik devrini dikkate alarak zamanı bir takvime bağladığı halde miladi takvimde güneş esas alınır. Güneş 365 gün 6 saatte bir devir tamamlar. Bu 6 saatler 4 senede bir birikir. Şubat 29 gelir. Buna sene-i kebise derler. Sene-i kebise demek tamamlanmış sene. Artık 6 saatler 4 senede bir Şubat'ın 29 çekmesiyle o seneye sene-i kebise denir. Bu güneşi esas alan takvimdir. Osmanlılar hicri takvimi kullandıklarından hicri takvim 354 günlük ayın senevi devrine göre tanzim edildiğinden bilhassa zirai vergiler tahsilinde sıkıntılara sebep oldu. Şimdi diyelim ki Rebiülevvel'in 15'inde bir vergi ödenir dedi. Rebiülevvel bir zaman gelir, yaza gelir, bir zaman gelir, kışa gelir. Bunu Ramazan ayının her gün 10 gün öne gelmesinden bilebilirsiniz. Çünkü Ramazan ayı hicri takvime göre bir aydır. Hicri takvime göre sene 354 gün olduğundan 10 gün evvele gelir.
Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rebü'l-Evvel ayında doğmuştur. Rebü'l-Evvel'i esas alsan her zaman veladet kandili değişmesi lazım. Osmanlı zamanında böyleydi. Şimdi Peygamberin doğduğu zamanda Rebü'l-Evvel Nisan ayına geldiğinden kutlu doğum haftası diye Nisan ayını sabitleştirerek miladi takvime göre yapılıyor. Bir şey fark etmez. Evvel veya sonra maksat anmaktır. Ama Osmanlılar baktılar ki zirai gelirlerde hicri takvime göre tayin edilen tarih bazen verginin müsait olmadığı zamana denk geliyor mevsimler değişince. Belli bir tarihte başlangıcı hicret olmak üzere seneyi 365 gün güneşe göre hesap eden yeni bir takvim yaptılar. Buna hicri şemsi takvim denmiştir. Hicri şemsi yani hicrete esas alan güneşin hareketine göre seneyi 365 gün kabul eden takvim demektir. Bu takvim Osmanlı tarafından yapıldığı için Araplar buna Rumi takvim demişlerdir. Biz de Anadolu'yu Rumi sıfatıyla anmayı birçok şeyde kabul ettiğimiz gibi bu takvim bizim kaynaklarımızda da Rumi takvim olarak yerleşmiştir. Yani başlangıcı hicret ama senenin hesabı güneşe göre olan takvime hicri şemsi takvim veya Rumi takvim denir. Berai malumat bunu da arz ettikten sonra İsmet Paşa hakkında söylenecek en ehemmiyetli meseleyi ben unuttum. Bu da Mustafa Kemal ile İsmet Paşa arasındaki ihtilaftır. Bu ihtilafı ciddiye alarak sanki aralarında fikri bir ayrılık varmış gibi Mustafa Kemal'e bir nevi tebriye maksadıyla da bütün kötülükleri İsmet Paşa yaptı diyenler var. Bu eski tabirle eşeğe vuramayan semerine vurur. Korkaksan hiç konuşma bu işi. Konuşuyorsan doğruyu söyle. Peygamber buyuruyor ki kulül hayri fel yeskut vel yesküt. Ya hakkı söyle ya sus. Hakkı söyleyemiyorsun diye yerini bir batılla doldurmaya hakkın yok. Bu İslam ahlakına aykırı bir iştir. Bunu bir takım münafıklar yapıyor. Feridun Kandemir gibi, Cemal Kutay gibi. Ama ben size bugün İsmet Paşa bahsinde asıl bilinmesi lazım gelen bu meseleyi izah etmek istiyorum. İsmet Paşa, size söyledim, Karabağ'dan gelme, malum kavimden bir adam. Anası yörük, köylü kadındır. Mümin, muvahhid bir kadındır. Kendisi Kazım Karabekir'i işhad ederek söylüyorum. 18 dereceye kadar yükselmiş bir masondur. Kazım Karabekir o büyük İstiklal Harbimiz isimli kitabında der ki biz İsmet Paşa ile birlikte Edirne locasına girdik. 18 dereceye kadar yükseldik. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek İsmet Paşa İstiklal Harbi'ne inanmamıştır. İstiklal Harbi başladığı hengamda o yeni evlenmişti. Zeyrek'te oturuyordu. Gene Karabekir'i şahit göstererek söylüyorum ki Karabekir Anadolu'ya gitmeden önce
yani Erzurum'a tayin edilmeden önce iki ziyaretini anlatır. Bunlardan biri Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'de ona izafe edilen evde ziyaretidir. O evin Mustafa Kemal'le bir alakası yoktur. Orası bir randevu evidir. Bir Rum patroniçe orayı idare etmektedir. Apandisit ameliyatı geçirmiştir. Orada nekahet devrini geçirmektedir. Karabekir onu Anadolu'ya giderken ikna etmeye çalışır. Sen de Anadolu'ya gel. Müstevlilerin silahları Anadolu'da iş görmez. Orada milli bir devlet kurabiliriz. Sonra batıya teşmil ederiz der. Karabekir'i de çok sağlam bir adam zannetmeyin. Tabii kötü var. Kötünün kötüsü var. Karabekir hilafeti müdafaa etmiştir. Mustafa Kemal'le ihtilafa düşmüştür. Karabekir'in ihtilafı fikridir. İsmet Paşa'nın ihtilafı fikri değildir, arz edeceğim. Mustafa Kemal'e inandıramadığını söyler o zaman. Sonra İsmet Paşa'yı ziyaret eder. Sen de Anadolu'ya gel der. Müstevlilerin aynı sözler, silahları oralarda iş görmez. Milli bir devlet kurabiliriz vesaire. İsmet Paşa ona der ki, Karabekir her şey bitti. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bir çiftlik alalım. Ziraatla meşgul olalım. Kazım Ağa, İsmet Ağa olalım. Bu Karabekir'in beyanıdır. Milli mücadeleye inanmayan Mustafa Kemal Anadolu'ya geçtikten sonra da inanmayan İsmet Paşa İstanbul'da yeni evlenmiş vakit geçirirken Yeni Bahçeli Şükrü Maltepe'de gizli bir karargah kurmuştur işgal zamanı. Mim grubu diye İstanbul'da gizli faaliyet gösteren ve Anadolu'daki harekata destek sağlayan bir teşkilat vardır. Yeni Bahçeli Şükrü İbrahim Hakkı Konyalı'nın dergisinde ifşa etmiştir 1950'li yıllarda. İsmet Paşa'ya Anadolu'ya git dediklerinde gitmedi. Bunu sokakta tevkif ettirdi. İşgal zamanında nasıl tevkif olur? Pardüs'ün cebinden silahı dayarlar sana, yürü ulan falan yere gidiyoruz. Bunu Maltepe karargahına getirdiler Mim grubu elemanları. Yeni Bahçeli Şükrü dedi ki ona, seni Anadolu'ya kaçıracağız. Ben gitmem dedi. Bu işten bir netice alınmaz. Bu ihtilafta, bu milli mücadele denilen harekatın iç yüzünü de anlayacak bir veçe var. Onun için bu kadar geriden başladım. Bunda başarı elde edilemez. Biz bittik, gitmem dedi. Ulan atın bunun kömürlüğe dedi. O karargah olarak Maltepe'de yaptığı yerin kömürlüğüne bunu attılar. Bu hapse dayanamadı. Belli bir müddet sonra açın burayı, tamam gideceğim dedi. Hesap etti ki yani bu adamın elinden kurtuluş yok. Yakalandık. Giderim. Yolda kaçarım ne düşündüyse. Fakat bunu mahfuzen Ankara'ya götürdüler. Aynı şeyleri söyleyince Mustafa Kemal'e bu iş bu başarılamaz, netice alınamaz. Yunan'ın arkasında İngiliz var. Herkes öyle zannediyor. İngiliz'e karşı biz bir şey yapamayız deyince Mustafa Kemal ona dedi ki sen Rahip Pro kim biliyor musun? İstanbul'da Rahip Pro adında bir adam vardı. Bu adam aslında rahip kisvesiyle İngiliz entelijansının başıydı. Sen bin netice bizim galip geleceğimizi İngiliz'in Yunan'a yardımının bir muvazaa aldatma olduğunu el altından bize yardım edeceklerini Rahip Pro'dan duyarsan
Bu davaya inanır mısın? Aa, ondan duyarsam inanırım dedi. Çünkü bu anlaşma Mustafa Kemal tarafından daha gitmeden yapılmıştı. Bunun da kaynaklarından birkaç tanesini ben kitaplarında zikrettim. Benim iddiam değil. Mesela Kont Sforza, o zaman İtalyan Büyükelçisi İstanbul'da, hatıratında sarahaten söylüyor. Başkaları da söylüyor. Ama ben şimdi İsmet Paşa'yı anlatmak istediğim için, böyle bir anlaşma varmış ki güveniyor, git Rahip Pro'dan işin doğrusunu öğren, o zaman gelmezsen gelme. İnanırsan gel. İsmet Paşa Rahip Pro'ya yazılmış bir mektupla İstanbul'a döndü. O sırada müttefikler, işgalciler, başta İngilizler olmak üzere İstanbul hükümetini düşmandan yana, Mustafa Kemal de düşmanla karşı karşıya ve dolayısıyla kendilerine de karşı göstermek için propaganda yapıyorlardı. Bu propaganda vasıtalarından biri duvarlarında, duvarlara bugünkü reklam panoları gibi Kuvayi Milliye'ye yardım edenlere verilecek ceza ölüm ilanı yazılıydı. Kendilerine karşı gösteriyorlar milli mücadeleyi yapanları. Kendileri namına hareket ettiklerini set etmek için sanki Kuvayi Milliye'ye, milli mücadeleyi yapanlara karşıymışlar gibi ölüm. Ölüm kelimesinde Elif'in boyu bir metredir. Böyle bir zamanda İstanbul'a gelen İsmet Paşa Anadolu'ya iltihak etmiş. Geliyor. Tabii bunu Haydarpaşa Garı'nda İngiliz işgalci askerleri hemen çevirdiler. Tevkif edecekler. Sen Kuvayi Milliye destek için gittin diye. O elindeki mektubu gösterdi. Ben elçiyim. Elçiye zeval yoktur. Beni Rahip Pro'ya götürün. Rahip Pro'ya götürdüler. Onunla ne konuştuysa milli mücadeleden netice alınacağına inandı ki geriye döndü. Şimdi siz burada milli mücadelenin bir muvazaa olduğunu, Türkiye'nin yüzünü batıya çevirmek için batı kafalı bir adamı kahraman haline getirmek için yapıldığını görün. Bu kadar. İsmet Paşa Lozan hengamında, yani Lozan'da bir konferans akdi takarrur ettiği zaman bu hariciye vekilleri seviyesinde bir konferanstır. Hariciye vekili Yusuf Kemal Tengir Şenk'ti. Onun gitmesi lazımdı. Heyeti vekiller reisi, yani başbakan olan Rauf Bey de kendisi gitmek istiyordu. Mustafa Kemal ise kendi kafasında bir adam olduğunu müşahede ettiği İsmet Paşa'yı yükseltmek istedi. Çok anlı şanlı zafer kazandık ya, ona göre de bir sulh muadesi yapılacak diye ümit ediyordu. Bunun sebebini burayı iyi anlamanız için bir sebep söyleyeyim size. Yunan ileri harekatı devam ederken İsmet Paşa Batı cephesi kumandanıydı. Batı cephesi kumandanı olan İsmet Paşa bu gizli anlaşmaya istinaden müdafaada bulunmayarak Sakarya'ya kadar çekilmiştir. Bu çekilmeyi doğru bulmayan Ali İhsan Paşa tasfiye edilmiştir. Birinci Cihan Harbi'nin namalup generallerinden biridir Ali İhsan. Bu çekilmeye razı olmayan Çerkez Ethem tasfiye edilmiştir.
Çünkü bunlar gizli anlaşmayı bilmiyorlar. Bilmedikleri için bunlar çekilmeye muhalefet etmişler, İsmet Paşa'ya itaat etmiştir. Çünkü o biliyor, sır biliyor. Perdenin arkasına vakıf, gizli anlaşmayı biliyor. Bunun başka detayı da var Mustafa Kemal'le ilgili konuşsam onları da anlatırım. Bu anlaşma ikinci defa İnebolu'da Refet Paşa'yı göndererek tekrarlanmış. Birinci Yunan'a İngilizlerin müsaade ettiği General Milne hattıdır. General Milne İngilizlerin Bahri Sefid yani Akdeniz donanması kumandanıdır. Demirci üzerinde, Uşak üzerinden dikey bir çizgi çizin, Yunan buraya kadar gelecekti. Fakat Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra İngilizlere rağmen Ruslarla da teşhiki mesai yaptı. Bilhassa Havza'da General Budiyeni ile anlaştı. Bolşevik ve Menşevik bir idare kurmak şartıyla Rusların yardım edeceği taahhüdünü Lenin'den aldı. Bunun üzerinedir ki Amasya Tamimi'nde millete ilk beyanı Amasya Tamimi'dir. Mektep kitaplarına bir maddesini koymazlar. Bolşevikliğin Türkiye için tehlikeli olmadığı düşünülmektedir der orada. Bu Ruslara tavizdir. Bu münasebet gelişmiş. Ruslardan 4,5 milyon ruble yardım, 40 bin tüfek alınmıştır. İngilizler komünizmden çok rahatsızdılar. Çünkü Karl Marx ilk defa Bolşevik ihtilali İngiltere'de olacak diyor. Onların tezi komünist ihtilali emeğin istismarından tabii bir şekilde ortaya çıkar. Emek sanayide en fazla ileri giden bir ülkede en fazla istismar edilir. O gün sanayinin birinci devleti İngiltere olduğu için ilk defa İngiltere'de Bolşevik ihtilali olacağını Marx iddia eder. Bundan dolayı İngilizler komünizmin şiddet düşmanıydılar. Bu düşmanlık sebebiyledir ki Mustafa Kemal'in Ruslarla teşhiki mesaisinden rahatsız oldular. Batum çıkarmasını yaparak bu münasebetin kesilmesine çalıştılar. Mustafa Kemal de bu ikinci onların sıkıştırması üzerine İnebolu'daki anlaşma üzerine Komünist Partisi kurdurmuştu Ankara'da. Onu kapattı. Ali Veli isimli dergiler çıkıyordu komünist şeyleri. Onları kapattı. Rusya dirsek çevirdi. Ama bu sizin dediğinizin olması için Uşak'a kadar işgal edilen bir Yunan defetmek bana bu otoriteyi sağlamaz dedi. Bu ikinci anlaşma üzerinedir ki Sakarya'ya kadar çekildi. İsmet Paşa bunu şunun için söylüyorum ki bu anlaşmayı bildiği için itaat eden sadık bir adam Lozan'a da onu göndereyim diye Mustafa Kemal o zaman Bursa'daydı nutukta söyler. Kendisini çağırdım. Lozan'a sen gideceksin. Ben Yusuf Kemal'e söyledim. O istifa edecek. Sen hariciye vekili seçileceksin, gideceksin. İsmet Paşa itizar etti. Efendim ben diplomasi bilmem, ben bu işi yapamam dedi. Sonra diyor bunun bir emir olduğunu anlayınca selam çaktı gitti. İsmet Paşa diplomasiden anlamadığını daha sonra bir Lozan yıl dönümünde de Milliyet Gazetesi'ne itiraf etti. Ben o zamana kadar hiçbir diplomatik faaliyette bulunmamıştım. Zannediyordum ki müzakere salonuna girerken elbisemiz, ayakkabımız değişecek. Ben çizmeden başka ayakkabı görmemiştim. Böyle itirafı var. Benim kitabımda bunları görürsünüz. Fakat Lozan Mustafa Kemal'in umduğu gibi olmadı. Çünkü müttefikler büyük bir Türkiye arzu etmiyorlardı.
Bakın size burada bir misal vereyim. Sevr'in ıslahı için müteaddit toplantı yapılmıştır. Bunlardan birine giden selahiyet fermanı da benim arşivimde, bendedir. Damat Ferit Paşa. Sevr'in ıslahı için henüz milli mücadele yokken. Avrupalılara diyor ki Belgrad'dan Yemen'e kadar bir Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmazsanız, İpka etmezseniz bu coğrafyada ortaya çıkacak aileler sizin başınıza bela olur. Kemalistler derler ki Osmanlı sadrazamına bak, Allah Allah. Yıkılmış gitmiş, Belgrad'dan Yemen'e kadar dava ediyor. Osmanlı yıkılırken bile buna razı olmamış. Razı olmadığı şununla da sabittir ki bugünkü coğrafyaya. Şunla da sabittir ki İttihatçıların galiben hakim oldukları son Osmanlı Meclisi Mebusan'ın yaptığı misak-ı milli Batım'ı ihtiva eder. Batı Trakya'yı ihtiva eder. Ege Adalarını ihtiva eder. Kıbrıs'ı ihtiva eder. Halep'i ihtiva eder. Musul'u ihtiva eder. Bunların hiçbiri anlamadı. Çepeçevre vatanın etrafından misak-ı milliden fedakarlık yapıldı. Misak-ı milli mağlup bir devletin tespit ettiği asgari vatandı. Osmanlı mağlup olmuş Harbi Umumi'de içindeki ihanetler sebebiyle. Mağlupken bile razı olduğundan daha dun bir coğrafyaya Yunan'ı yendim diyenler razı oldular. Zafer kazandım diyerek, zafer kazanmış olarak masaya oturanlar razı oldular. Fakat Rıza Nur'un meşhur bir tabiri var, ikinci murah sıfatıyla. Mustafa Kemal bize hele avuç içi kadar bir not verdi. Müttefikler muazzam hazırlıkları var, dosyaları var. Biz bir Noye anlaşmasını bulamadık. Osmanlı borçlarının ne kadar olduğunu bile bilmiyorduk. Hasan Sakay'ı bunun için almıştık. Bir gün bir rakam söylüyor, bir gün bir rakam söylüyor. O bile bilmiyor biraz. Bize Mustafa Kemal'in verdiği notta diyordu ki baktınız ki İstanbul'u da vermiyorlar. Terk edip sulh yapın bir an evvel gelin. İçeride yapacak işi var. Mustafa Kemal, Rıza Nur yalan söyleyecek bir adam olsa kendi kusurlarını da söylemez. İstanbul'dan bile vazgeçmiş. Olduğu çıkıyor ortaya. Fakat Lozan'ı sen yaptın. Rauf Bey'le Lozan safhasında Rauf Bey bazı şeylere itiraz etti. Aralarında ihtilaf çıktı. Rauf Bey dedi ki madem Lozan'ı o yaptı, tatbikatında o yapsın. O çekildi gitti. İsmet Paşa başbakan oldu. Her emrine itaat etmek şartıyla. Bir tek itirazı var İsmet Paşa'nın. Latin harflerine. O da itiraz değil. Zamanlamasına itirazı var. Bu aniden olmaz diyor. İsyan çıkar diye korkuyor. Bakın efendiler. Hiçbir millet bizim tarihimize temas etmeden kendi tarihini yazamaz. Hiçbir millet. Biz tarihte böyle bir namlı rol oynamışız. Bu demektir ki yükselmede rekor bizdedir. Ama maalesef alçalmada da rekor bizdedir. Şu yazıya İsmet Paşa bile korktu, isyan çıkar diye. Tarih Vesikaları dergisine bakın. 2 sene geciktirdi. Görürsünüz orada vesikalarıyla. Onun dışında her şey lebbe buyur. Aynı zihniyet, aynı ateist kafa. O kadar ateist ki gene Kazım Karabekir'i şahit göstererek söyleyeyim. Lozan dönüşünde Kazım Karabekir'in naklidir bu. Bütün hocaları bir toplantı yapalım, çağıralım, orada katledelim. Bir daha böyle bir fırsat elimize geçmez. Hoca katliamı yapmayı düşünecek kadar
din karşıtı bir melun. Düşünebiliyor musunuz? Bu adam Mustafa Kemal'e fikren muhalif olmaz. O halde araları açıldı. Mustafa Kemal onu öyle biliyordu. Çocuklarına vasiyet bağladı. Bu nasıl oldu? Şimdi bunun size iç yüzünü söyleyeyim. Bir milletvekilinin bir akşam Mustafa Kemal'in yaverleri gelip iki kızını Çankaya'ya götürüyor. Kızlar geri dönmeyince o milletvekili hükümet reisi sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa'ya, İsmet Paşa'ya gidiyor. İsmet Paşa yanlışlık vardır bunda diyor. Yanlışlık olur mu? Bizim kızları işte Cevat Abbas geldi, aldı, Çankaya'ya götürdü. Çocuklar bu saat oldu, dönmedi. Anası evde ağlıyor. İsmet Paşa gel yapalak Mustafa Kemal'in karşısına çıkıyor. Diyor ki paşam, iç, alem yap, ne yaparsan yap. Ama kimsenin namuslu ailesine dokunma. Ne oldu diyor. İşte falan milletvekilinin iki tane kızını akşam Çankaya'ya aldırmışsınız. Kızlar geri dönmemiş. Anası ağlıyor, babası bana şikayete geldi. Ben öyle bir şey yapmadım diyor. Olur mu adam yalan söylemiyor ya, kızlarını Cevat Abbas almış. Cevat gel buraya. Ben size falan milletvekilinin kızlarını alın Çankaya'ya getirin dedim mi? Efendim kusura bakmayın. Çok sarhoşsunuz. Belki hatırlamıyorsunuz ama siz demezseniz biz nasıl gider alırız onları geliriz. O da biliyor ki sarhoş. Bakın size burada bir parantez açayım da bir vaka söyleyeyim. Bunu da Dersim'i bombalayan bir Ermeni kadın var ya, onun hatıratında var. Dersim bombalayan kadın. Çankaya'ya meşhur şarkıcı Osmanlı'dan kalma Münir Nurettin'i. Münir Nurettin davet ettiriyor. Münir Nurettin'e Alaturka şarkılar söylettikten sonra masadan bir elma alıyor. Münir Nurettin'in başına koyuyor. 2 metre ileride dur şurada diyor. Revolver çıkarıyor. Elmayı ateş ediyor. Aynı Guillaume Tell vakası vardı tarihte. Aynen onun gibi. Başının üstündeki elmayı ateş ediyor. Herkes şaşırıyor. Yani adam vurulur ya. 2-3 metre mesafeden başının üstündeki elmayı. Bunu niye yaptın biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa sarhoş olduğu zaman eli titriyor, ne söylediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor diyenleri tekzip için. Baba baba baba. Sarhoş içtiği halde sarhoş olmadığını ispat için adamın hayatıyla oynuyor. Münir Nurettin bunu yaşamış. O kadının adı ne ya? Meşhur tayyareci kadın. He? Sabiha Gökçen'in hatıratındadır. Görebilirsiniz. Kocaman bir hatıratı var. Böyle. Cevat Abbas sarhoşsunuz. Hatırlamayabilirsiniz deyince tamam diyor o zaman. Ne var bunda diyor. Çağırdımsa çağırdım diyor. İsmet Paşa diyor ki rakı masasından devlet idare edilmez. Defol lan. Defol. Bunu kovalıyor. Arkadan haber gönderiyor. İstifa etsin diyor. İsmet Paşa bakıyor ki pabuç pahalı. Heybeliada'da bir evi vardı. Ankara'yı terk ediyor. Heybeliada'daki evine çekiliyor. Heybeliada'daki evinde dururken bazı insanlar ona gidip geliyor. Siyasiler, milletvekilleri falan. Onlardan birine diyor ki beni kovdu, hakaret etti bana ama ben ona İngilizlerin niçin diz bağı nişanı verdiğini ifşa edersem gününü görür. Tehdit dedi.
Güvendiği bir adama bunu söylüyor. Ama o adam gelip bunu Mustafa Kemal'e söylüyor. Nedir dizbağ nişanı? Onu da söyleyeyim size. Bir baloda İngiliz kraliçesinin jartiyeri düşmüş. Uzun çorabını bağladıkları o lastik. Lordlardan biri onu almış. Kraliçemin jartiyerini göğsümde taşımam şereftir demiş, göğsüne takmış. Hani yaka cebine gül koyarlar onun gibi, mendil gibi. Buradan diz bağı nişanı çıkmış. Diz bağı o jartiyerdir. Bu İngiliz kraliyetinin en büyük nişanıdır. Bunu Sultan Aziz'e de vermişlerdir. Çünkü oraya giden bir padişaha en büyüğünü verecek mecburen. Ama Mustafa Kemal yurt dışına adımını atmamış. Sabaha kadar ayaktadır. Korkudur bu. Korku itirerler gece olur. Hiçbir yurt dışı seyahati yoktur. Atatürk'ün nöbet defteri diye tarih kurumunun bir yayını var. Alın bakın, sabaha kadar alem yapıyor. Sabahleyin yatıyor. Öğlende ikindide kalkıyor. Beyaz leblebi, beyaz rakı, bilmem beyaz peynir istiyor. Kapıdaki yaverlerin tuttuğu notlardır bunlar. Bütün gece ayaktadır ve içmektedir. Resmi yayınla size söylüyorum. Evet. Bunu gelip söylüyorlar. Anlıyor ki bu biliyor ya, başlangıçta anlattığım sır, anlaşma var. Dizbağ nişanı bunun için verilmiş. Hilafetin ilgasından sonra İngilizler söz verdikleri yardımı yaptılar. İstanbul'daki silah depolarının Davutpaşa kışlasının kapısına Müslüman Hint askerlerini koydular. Mim grubu, ki ben bu grupta çalışan çok adamla konuştum. Onlardan birinin Ceylan Efendi hikayesini yazdım Sarıklı Mücahitler'de. Cenaze taşıyoruz diye tabut silah doldurarak Eyüp'te bir Mevlevi dergahı vardı. Oraya taşıyorlar. Mevlevi dergahının önüne Karadenizli manacılar geliyor, bu silahları dolduruyor. Üstüne iki çuval mısır döküyor. Boğaz'da İngilizlerin kontrol mıntekası var. İngiliz soruyor, nereye gidiyorsun? İnebolu'ya ne götürüyorsun? Mısır. Aa evet, mısırmış, geç. İngiliz aptaldı. İstanbul'dan Anadolu'ya yiyecek gidecek. Bu muvaza ile silahlar Ankara'ya naklolana kadar Yunan'ın ilerlemesine müsaade edilmemiştir. Bunu anlamanız için İsmet Paşa'nın Kütahya'nın bir kasabası olan Altıntaş mıntakasında bir mağlubiyeti vardır. Dehşettir bu. Hiçbir mektep kitabı bunu yazamaz. Yüz karasıdır. 120 bin kişilik Türk ordusundan 40 bin kişi kalmış. Gerisi kaçmış. İsmet Paşa inzibat sağlamak için subayı kendi vurmuş. Bu vurduğu subaylardan birisi Ayhan Songar'ın amcasıydı. Profesör Ayhan Songar'ın amcasıydı. İnzibatı sağlayamıyor. Dağılmış ordu. Ankara'yı boşaltıyorlardı. Kayseri'ye götürüyorlardı. İngilizler garanti verdi. Ben Yunan'a müsaade etmem, ilerlemez. Her Yunan birliğinin önünde bir İngiliz subayı vardı. Onlar müsaade etmeden ilerleyemiyorlardı. Ankara'dan kaçmak üzerelerken vazgeçtiler. Bu vazgeçme İngilizlerin haber vermesiyledir. Bunun manası İsmet Paşa'da, Mustafa Kemal Paşa'da hiç de iyi bir asker değildir bir defa. Bunu da bilin. Siyaseten galip getirmiştir. Çünkü silahların Anadolu'ya nakli tamamlanmadığından Yunan orada Kütahya'daki Altıntaş zaferine rağmen durdurulmuştur.
Büyük taarruza gelince büyük taarruzda Yunan ordusunda ihtilal olmuş, krallık devrilmiş, geçici cumhuriyet kurulmuş. Ben burada bir espri vaktiyle anlattım, tekrar olacak ama bir espri yapıyorum. Bizi Mustafa Kemal kurtarmadı. Bizi bir maymun kurtardı Yunan'dan. Çünkü Konstantin askerini teşkil için Anadolu'ya geldi. Kütahya yolunda bir ceset gördü. İndi, durdurdu jipini, indi. Ne bu rezalet dedi. Yunan subaylar dediler ki o çocuk cesediydi. Çocukları, kadınları niye öldürüyorsunuz diyor zannetti. Efendim askere hükmümüz geçmiyor, böyle şeyler oluyor. Aptallar, size onu söylemiyorum dedi. Bu ceset 10 günlük kokmuş. Bir vazoya her gün taze çiçek konur. Her an buraya yeni bir Türk öldürülmeniz lazım ki batıya kaçanlar görsün, moralman çöksünler. Bu domuz Yunanistan'a döndükten sonra bahçesinde bir dişi bir erkek maymun besliyordu. Dişi maymunu severken erkek kıskandı, bunun geldi kolunu kaptı. Bu kol gangren oldu, 2 ay zarfında geberdi. Yerine 17 yaşında çocuğu kral oldu, cumhuriyetçiler ihtilal yaptılar. İhtilal yapanlar tasfiye de yapar, kendi kadrosunu getirir. Yunan subayları Atina'ya koştular tasfiye edilmekten korkarak. Bizim büyük taarruz hikayemiz bu sebeple zaferle neticelendi. Yani o maymun, insan olsa Allah ondan razı olsun diyeceğim. Beleşten kahraman oldular. Netice itibariyle Mustafa Kemal anladı ki bu ifşa edecek, sır biliyor. Öldürdüğü adamlar, öldürttüğü adamların çoğu sır bilenlerdir veya muhaliflerdir. Araya bir adam koydu. Onu getirtmek için. O adam İsmet Paşa'ya gitti. Ya bir yanlışlık oldu. Mustafa Kemal Paşa çok müteessir seni darıttığından, seni gücendirdiğinden. Siz ikiniz el ele vererek memlekete çok büyük hizmetler ediyordunuz. Ama o senden büyüktür. O özür dileyemez ya, sen bir gelsen, özür dilesen, bu iş tatlıya bağlansa. İsmet Paşa bu oltayı yuttu. Kalktı Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Dolmabahçe Sarayı'nda Mustafa Kemal etrafındaki aboneyle konuşuyordu. Bu geldi selam verdi, kimse selamını almadı. Anladı ki faka bastı. Geriye dönmek işine gelmedi. Kenara bir sandalye çekti, oturdu. Baktı merhaba nasılsın diyen yok. O sırada bu menkubiyet esnasında Heybeliada da İngilizce öğreniyordu. Cebinde bir İngilizce gazete vardı. Oyalanmak için bir adam bir yerde sıkıldı mı gazeteye bakar. O kendisiyle meşgul olunmadığından gazeteye çıkardı, gazeteye bakarken Mustafa Kemal buna bir laf attı. Paşa, o İngiliz gazetesi ne yazıyor? Bana niçin dizbağı nişanı verildiğini mi yazıyor? İsmet Paşa anladı ki bu tehdit ona gitti. Gazete elinden düştü. Ulan bilmiyor musun sen? Küfürlü söylemiyorum. Bilmiyor musun ki? Falan oğlu falan. Ben Lloyd George'un düşmesine sebep oldum da onun için verdiler. Yani Lloyd George düştü diye Mustafa Kemal'e dizbağı nişanı verecekler. İsmet Paşa yel yepelek kaçtı. Tekrar Heybeli'deki evine kapandı. Mustafa Kemal dedi ki bunu öldürün. Delilin nedir? Delilim şudur ki Mustafa Kemal'in vasiyetinde İsmet Paşa'nın çocuklarına maaş bağlanmıştır. Çünkü onu ölü biliyordu. Rivayete göre İsmet Paşa sekteyi kalpten öldü diye de gazete basıp manşet hasta yatağında kendisine göstermişler. Şimdi hal böyleyken bir kısım insanlar eşeğe vuramayınca semerine vurarak Gazi Mustafa Kemal Paşa o zaman çok iyiydi.
Çok iyi işler yaptı da bu bütün kötülükler İsmet Paşa'nın başının altından kalkmış, çıkmıştı. Bunlar küllüğüm yalandır. Bu yalanların iki şampiyonu vardır. Birisi Feridun Kandemir'dir. Birisi de Cemal Kutay'dır. Peki niye böyle yolu tutmuşlar bunlar? Şunun için tutmuşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Politikada 45 Yıl isimli kitabını okursanız o hatıralarda görürsünüz ki İsmet Paşa Mustafa Kemal'in yakını olan herkesi tahta geçtikten sonra, o geçmesi de bir ayrı maceradır. Onu da nasıl olduğunu belki şimdi anlatsam başka şey misal yer kalmaz. Anlatmak istemiyorum. Her neyse. O da bir beleş hikayedir. Beleşten bir hikayedir. Yakınlarını harcadı. Onun muhaliflerini meclise topladı. Bunun birincisi Kazım Karabekir'dir. Onu aldı, meclis reisi yaptı. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal vefat edene kadar Erenköy'deki evinin bahçesine dahi çıkamadı. Çünkü ben damadın evinde onun hatıralarını okudum. Polisten ihbar geliyordu. Seyyar satıcı geliyor oraya. Bir hava almak için bahçeye çıkarsan o seyyar satıcı, sivil polisi seni vurmak için geliyor. Satıcı rolüyle evinin kapısından çıkmamıştır. Aldı onu, meclis reisi yaptı. Ali Şükrü vakası üzerine Trabzon'da Cihan Oteli'nin balkonundan seni ey aziz şehit, seni öldüren Sarıçıyan Çankaya'da yaşıyor. Kanın yerde kalmayacak, intikamınızı alacağız diye bağıran Faik Ahmet Barıçı'yı aldı. Trabzon milletvekili yaptı. Mustafa Kemal'in kendine bağlı yakın kadroyu da uzaklaştırdı. Bunlardan biri de Yakup Kadri. Bize Çankaya memnu meyve oldu diyor. Peki Feridun Kandemir? Feridun Kandemir hususi ajan olarak şahsına bağlı çalışan bir adamdı. Bizim tezimize yakın İsmet Paşa aleyhinde kitaplar olduğu için bizden zannetmeyin. Bizimle alakası yoktur. Enver Paşa'yı takip için Trabzon'a gönderilmiştir. Kahya'yla kavgalarını, kendi hatıraları var, anlatırsınız. Okuyabilirsiniz Enver Paşa'nın peşinde, Enver Paşa'nın takibinde, Enver Paşa Türkistan'da vesaire. Ama bu adam ikinci adam masalı diye kitap yazdı. Niye? Tek adam var, ikinci adam yok. İsmet Paşa haindir, kötüdür, mötüdür. Yani Firavun iyi de Haman kötü. Bu mantık. Aynı şey Cemal Kutay. Onları yüzüne sokmadı. Devletten ıtrah etti. Söküp attı. Aynı şey Cemal Kutay. Hakimiyet-i Milliye'de. Yani Ulus Gazetesi'nin eski ismi Hakimiyet-i Milliye'de. Orada istihbarat başkanı olarak yazılar yazıyordu. Mustafa Kemal'e hususi surette ajanlık yapıyordu. Başlangıçta Pakistan'dan gelen paraları cebine koydu. Bu benim şahsıma geldi diye. Bu paralardan böyle adamlara ayrıca maaş veriyordu. Hususi bir casus kadrosu. Ama bugün de cesaretsizliğiyle bunu yapanlar var. Yani Mustafa Kemal iyiydi ama İsmet Paşa mahvetti, berbat etti. O yanlış yaptı. Hayır, İsmet Paşa ne yaptıysa Mustafa Kemal'in talimatıyla yaptı. İş başına geçtikten sonra da aynı batılı, aynı küfrü devam ettirdi. Al birini vur ötekini. Onun için İsmet Paşa aleyhtarlarına aldanmayın. Bunlar da adam zannetmeyin. İsmet Paşa hakkında daha çok söylenecek şey var da bir şey söyleyeyim. Bunu reisi cumhur yapan Recep Peker'le Şükrü Kaya'dır.
Bunu geldiler, Heybeliada'daki evinden aldılar, meclise getirdiler. Mustafa Kemal Zanetti ki, İsmet Paşa Zanetti ki, meclis kendisini seçiyor. Hemen bir beyanname hazırladı. Zulüm ve şekavet devri bitmiştir. Buna dediler ki, paşa sen ne diyorsun bu mecliste? Sana taraftar 50 kişi yok. Biz senin nutkunu hazırladık. Vatan sana minnettardır diye biten bir beyanatı vardır. İlk mektepte Ey Türk Gençliği ile birlikte, o da duvarlarda asılıydı. Bunu yazıp eline verdiler. Lakin o fırsat buldukça, şunu da söyleyeyim size, paradan puldan resmini çıkardı. Bu fikri aykırılıktan değil, bu küfrün, bu İslam karşıtı tavrın birinci adamı benim manasındadır. Onun için Mustafa Kemal'e karşı olması İsmet Paşa için bir değer değildir. Şunu da size söyleyeyim, yakası açılmadık bir gerçek olarak ki, İsmet Paşa Cumhuriyeti ilga edip kendisini padişah ilan etmek istiyordu. Millet bunu benden duysun. Dolmabahçe Sarayı'nda oğlu Ömer İnönü'ye, sonunda Ömer İnönü borca battı da reddetti onu mirasından almasın diye. Ömer İnönü'ye veliaht sıfatıyla biat merasimi tertip etti. Alman harbi çıkmasaydı bir Ermeni aile bize padişah olacaktı. Bunu da Alman harbi önledi. Dahasını söyleyeyim size. İlk yurt dışı seyahati Rusya'dır. Rusya dönüşü köy enstitülerini kurmuştur. Tevfik İleri köy enstitülerini kapatırken galiba o veya Cezmi Türk meclisten bir fotoğraf gösterdi. Fotoğraf orak çekiç. Bu nedir biliyor musunuz dedi. Bu Hasan olan köy enstitüsünün uçaktan çekilmiş resmi. Binayı bile orak çekiç şeklinde yaptılar. Sen şimdi İsmet Paşa'nın hüviyeti asliyesini milletin dinine, tarihine, diline karşı ne şedid bir kafir olduğunu anlamayacaksan Sümmün bukmün umyün fehum la yercuğun hükmündesin. Veled dalin amin. Bir iki de sual cevap verelim. Hadi bakalım. Yeter bu kadar. Üstadım, sual şu şekilde. Hocam, ben bu konuda yaklaşık 4 senedir araştırmalar yapıyorum. Şerif Hüseyin bir tane Mehmetçik şehit etmedi demiştiniz. Bu ifadeyle neyi kastediyorsunuz? Elinizde ne gibi belgeler var? Hicaz Demiryolu'nda, Cidde'de, Taif'te, Mekke'de, Medine'de, Suriye ve Filistin'de ve daha sayamadığım birçok yerde şehit olanlar Mehmetçik değil miydi? Size göre şehit sayılmıyor muydu? Kimin adamları tarafından şehit edildiler? Pekala. Bunun siyaset sahnesindeki adı Arap ihanetidir. Arap ihaneti. Böyle bir şey yoktur. Bu yalandır. Kemalistlerin yalanıdır. Din kardeşliği bir rol oynamıyor. Kanaati hasıl edilmek için uydurulmuş bir yalandır. Bu yalana ben şu Filistin meselesi kitabımda cevap verdim. Size özet olarak söyleyeyim. Bir defa Filistin diye ayrı bir devlet, ayrı bir şey yoktur. Filistin bizim Suriye vilayetimize bağlı bir sancaktı. Kudüs sancağı. Bütün Suriye, bende aşağıda var, Suriye Vilayet Gazetesi. Bilsem gösterirdim, getirdim size. Osmanlı zamanında Suriye Vilayet Gazetesi var. Suriye bir vilayettir. Osmanlı bugünkü gibi iciş bücüş devletler gibi değil ki üç adım mesafede şehir yapsın, vilayet yapsın. Osmanlı'nın vilayeti bir devlet oldu hepsi şimdi.
Suriye vilayeti, Kudüs onun sancağıydı. Merkezi Şam olan Suriye vilayeti, Filistin'deki ihanet denilen şeyde izah etmek için. Ben bu davayı Mustafa Kemal'in beyanıyla çürütüyorum. Yani Müslüman bir adam bunu dese taraf tutuyor derler. Bana da taraf tutuyor diyebilirsin. Bu iddiayı en fazla dillendirmesi lazım gelen adam Mustafa Kemal çürütüyor. Nasıl bakın? Burada var. 23 Nisan'da meclis açılmadı mı? 24 Nisan'da bir gizli celse yapıldı. Bu gizli celsede Mustafa Kemal Paşa meclis açılana kadar cereyan eden hadiseleri anlattı. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni, bu arada olup biten her şeyi. O arada bir şey de anlattı. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal, ki Suriye'deki isyan denilen hareketin başıydı, bana müracaat etti. İsterseniz buradan açar okurum. Uzun gider. İsteyen burada bulabilir. Ben zabıttan naklettim. Gizli celseler yayınlandı. Faysal bana müracaat etti. Biz Osmanlı'dan ayrılmak istemiyoruz. Halifeyle beraber olmak istiyoruz. Fakat Fransızlara karşı mücadeleye gücümüz yetmiyor. Bize yardım edin. Bunları def edelim, gene beraber olalım. Müracaatın özü bu. Bunu Mustafa Kemal anlatıyor. Diyor ki bak, asıl burada kanaat. Kanaat mıyım? Bu onu kendiliğinden yapmamıştır. Bu müracaatı bana kendiliğinden yapmamıştır. Halk onu zorlamıştır. Biz gene Osmanlı ile olmak istiyoruz. Sen Osmanlı ile beraber olmak için bir teşebbüs yap diye halk onu zorlamıştır. İyi de alçaklar, siz o halkı hainlikle itham ediyorsunuz. Tutalım ki Faysal hain, isyan etmiş, devlet reisi olacak. Ama kendi halkı Osmanlı ile beraber olalım diye ayrı devlet olmak isteyen bir adamı bile bu müracaatı yapmaya mecbur bırakmış. Bunu Mustafa Kemal söylüyor, ben söylemiyorum. Halk onu zorlamıştır diyor. O da halka karşı ben müracaat ettim ama onlar beni kabul etmedi demek için bu müracaatı yapmıştır diyor. Sen bir ferdi hainlikle itham edebilirsin. Bir toplumdan bir fert çıkabilir. Arap ihaneti diyorsun. Arap falan adamın ihaneti demiyorsun. Faysal'ın ihaneti demiyorsun. O bile münakaşa edilir. İyi de sonra diyorsun ki gizli celsede halk onu zorlamıştır bizimle beraber olmak için bu müracaatı yapmaya. Bu yetmez mi bu Kemalistlerin bu sözlerinin palavra olduğunu anlamaya? Ama benim başka delillerim de var. Biz Irak'tan çekildik. Uceymi Sadım Paşa. Bu bir aşiret reisi. Merkezi Mentefek. Osmanlı sancağı altında 6 ay İngilizlerle biz çekildiğimiz halde, ordu çekildiği halde harp etti. Başaramadı. Bir de böyle Kürt lider var gene Irak'ta. Onu yakaladılar, sürgüne gönderdiler. Uceymi Sadım Paşa Türkiye'ye sığındı. Aşiretiyle Yunan harbine gitti. Burada Uceymi Sadım Paşa'nın resmi var ve Uceymi Sadım Paşa'ya bu hizmetinden dolayı devlet Urfa'da bir çiftlik verdi. Benim onun aşiretiyle, torunlarıyla irtibatım var. Halen de orada yaşıyorlar. Bir Arap aşiretidir. Osmanlı çekildiği halde Osmanlı bayrağı altında Irak'ı müdafaa etmiş. Başaramayınca Türkiye'ye gelmiş, Yunan'a karşı gidip harp etmiş bir adam. Peki bunu buna kim ne yaptırdı? Bunu din yaptırdı. İslami şuur yaptırdı.
Niye bunları söylemiyorsunuz? Kendi vatanı İtalyan işgaline maruz kalmışken seyyid olan, tarikat şehri olan Ahmed es-Sünusi halifenin emrine ittibaen kendi vatanını müdafadan vazgeçip Türkiye'ye gelmedi mi? Milli mücadeleye destek için Anadolu'yu şehir şehir dolaşıp Yunan'a karşı insanları harbe teşvik etmedi mi? Niye bunları söylemiyorsunuz? Gelelim Şerif Hüseyin'e. Şerif Hüseyin ne yaptı? Şerif Hüseyin ne yaptığını anlamak istiyorsanız kendinin de hatıratı var. Müzakeratı Şerif Hüseyin diye Türkçe'ye tercüme edildi mi bilmiyorum. Aha benim 30 sene, 40 sene evvel yayınladığım bir kitap var. Bu kitabın yazarı Medine'yi müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın sır katibi. Şerif Hüseyin bir Türk askeri öldürmedi diyorsam şahidim bu, görgü şahidi. İşin içinde yaşayan adam. Kemalist palavralarına değil. Canlı şahidi, vakalara şahit olan adamın sözleri beni alakadar ediyor. Ben gerçek peşindeyim. Kimsenin lehtarlığı veya aleyhtarlığıyla uğraşmıyorum. Şerif Hüseyin'e İngilizler seni halife yapacağız dediler. Büyük bir Arap imparatorluğu kuracağız. Seni de başına geçireceğiz dediler. Sultanahmet onun bu münasebetini tespit ettiği için onun Hicaz'a gitmesine müsaade etmedi. Onu İstanbul'da tuttu. Göz hapsinde tuttu. İttihatçılar serbest bıraktı. O da gitti isyan çıkardı. Peki yaptığı isyan ne? İşte bu adam anlatıyor. Mustafa Kemal Filistin cephesini çökertmesi üzerine Medine'deki 15 bin müdafi devletle irtibatı kesildiğinden biz burayı nihayet bunlar da Müslümandır. Bunları bırakalım vatanımıza gidelim dedi. Fahrettin Paşa direndi. Harem-i Şerif'te Kürt, Türk, Arap, Acem, ey Müslümanlar, kanımızın son damlasına kadar Ravza-i Mutahhara'yı müdafaa edeceğiz. Şerif'in yapacağı hiçbir halt yoktu. Schneider toplarıyla mücehhez 15 bin müdafi vardı. 15 bin. Başlarında da Fahrettin Paşa gibi bir kumandan vardı. Lakin İngilizler Mısır'dan uçak kaldırdılar. Beyanname attılar. Burayı Şerif Hüseyin'e teslim etmezseniz Ravza-i Mutahhara'yı bombalayacağız. Fahrettin Paşa'nın emrindeki bazı subaylar ya direnmek, direnelim de sebep oluruz böyle bir felakete. Bunlar ne istiyor? Şerif Hüseyin'e burayı bırakın gidin. Bunu yapalım, Ravza'nın bombalanma tehlikesini bertaraf edelim. Fahrettin Paşa kabul etmedi. Bu tehdittir. Bunu yapamazlar dedi. Yapar veya yapmaz. İhtimal dahilinde değil mi? Düşman geliyor, uçaktan beyanname atıyor. Ravza'yı bombardıman edeceğim çekilip gitmezseniz, Şerif'e burayı bırakmazsanız. Güzel. Subaylardan bazıları bu Fahrettin Paşa'nın inadı yüzünden Ravza-i Mutahhara bombardıman olursa biz alem-i İslam'a rezil oluruz, mahvoluruz, günaha batarız. Bu paşayı bertaraf edip teslim edelim. Nasıl edecek? Avuçlarına kül soktular. Herif anlatıyor, yaşayan adam bunu. Paşaya selam verir gibi huzuruna girdiler, külü gözüne serptiler, yakaladılar, bağladılar. Şerif Hüseyin teslim etti. Gel veriyor sana burayı dediler. Şerif Hüseyin geldi ki baldırı çıplak 350 adamı var. Adam söylüyor burada. 350 adam. Biz 350 adam yüzünden bütün Arapları ihanet etti diye dava ediyoruz. Kemalist kafayla.
Neden? Çünkü işlerine geliyor. Din kardeşliği rol oynamıyor. Bunu demek istiyorlar. Naci Kıcıman diyor ki burada. Şerif dedi ki, ben bu adamları çölden topladım. Bunlar yarı vahşi adamlar. Bunlar silah depolarını yağmalar kaçarlar. Bunların bir düzeni, bir inzibatı yok. Ben dün muntazam bir teşkilat kurana kadar Allah aşkına Osmanlı askerler bu silah depolarının kapısında dursun. Şunlar yaşanmış. Şerif ne yapmış? Daha evvel irtibatı kesmek için Medine tren hattını bombardıman ediyordu. İrtibatı kesiyordu. 15 bin kişilik Schneider, Alman Schneider toplarıyla mücadele bir orduya Şerif'in yapabileceği ne iş vardı? Hiçbir şey. Demir yoluna karşı baskın yapıyordu. Sökerken bizimkiler oraya yardıma koşuyordu. Ya bir asker ölüyordu ya Şerif'in 10 tane adamı ölüyordu. Bu mudur ihanet? Konya milli mücadele sırasında Ankara'ya isyan etti. Delibaşı isyanını hatırlayın. Akşam sabah ey Konyalılar. Biz Yunan'la dövüşürken siz arkadan isyan ettiniz diye Konyalıların kafasına kakırır mıyız? Biliyoruz ki bu bir içtihat farkı. Konyalılar imparatorluğu batıran İttihat Terakki ikinci takımıyla, ikinci sınıf adamlarıyla Ankara'da yeniden canlanıyor diye isyan etti. Ve o halk haklıydı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın İttihat Terakki'den hiçbir farkı yoktu. İttihat Terakki'de muvaffak olsaydı aynı inkılapları yapacaktı. Çünkü ikisinin de muharriki Yahudiydi. Siyonizmdi. İttihat Terakki'de kukla gibi oynatan Yahudilerdi. Bunları anlatırım başka derslerde uzun uzun. Cumhuriyet'in ilk kadrolarını oynatanlar da Yahudilerdi. Bir defa 60 ihtilalinden sonra Yeni İstanbul diye bir gazete çıkardı. Orada Süleyman Nazip ilk hükümetleri yayınladı. Hepsi asker menşeli, hepsi mason. Hepsi mason. 61'deki o tefrikaya baksanız hükümetler kamilen militarist ve mason. İşlerinde masonlara girip çıkmamış bir adam yok. Mustafa Kemal dahil. Vedat Ali hocasından 3 derecede yüzbaşıyken ateist olduğu için kovulmuş. İsmet Paşa'ya da söyledim. Ötekilerin hepsi masondur. Bila istisna. O zaman Konya halkı ileriyi gördü. Ve işadından dolayı da bu kadroya karşı çıktı. Yozgat karşı çıktı. Bunları da anlatacağım başka derslerde. Düzce isyan etti. Gerede isyan etti. Bunlar hep hain mi? Niye bu vilayetler demiyoruz ki biz Yunan'la dövüşürken siz arkadan bizi vurdunuz, isyan ettiniz diyor muyuz? Demiyoruz. O zaman Arap'ın kim diye diyoruz. Çünkü Arap mıntakasında petrol var. Onu İngiliz sahipleniyor. Biz oraya sahip çıkmamızı istemiyor. İngiliz'in de arkasında Yahudi var. Yahudi de imparatorluğu parçalamak, bizi İslam dünyasının liderliğinden tard ederek İslam dünyası başsız kalmış, parçalanmış İslam dünyasının bütün servetlerini istismar etmek yolunu açıyor. Kendisi de bu parçalanmadan istifade ederek Filistin'i ele geçirip İsrail Devleti'nin kurma imkanı peşinde koşuyor. Bize oynan bu oyunu görün. Hala bu oyun oynanıyor. Bugün de güçlenmememiz için oynanıyor. Bugünkü oyun da one minute'in cevabıdır. Sen Beynelmilel Arena'da Türkiye Başbakanı olarak şimdiye kadar İsrail'le kurulduğundan beri koyun koyuna
Demokrat Parti hükümeti gece yarısı toplandı İsrail'i tanımak için. Gece yarısı. İsrail'i ilk tanıyan devlet Türkiye. Senin ecdadının kanıyla sulanmış dünkü toprağı Müslüman kardeşinin elinden alıyor, devlet oluyor. İlk tanıyan oluyorsun. Bizi kimlerin idare ettiğini anlayın. O günden bugüne geldik. Bugün Yahudi'ye kafa tutan bir devlet adamımız varsa bizim onu alkışa boğmamız lazım. Bu cumhuriyet tarihinde ilktir. 90 seneyi gözünüzün önüne getirin. Yahudi'ye gözünün üstünde kaşın var diyen biri çıkmamıştır. Hadiselerin sevkiyle olduğu, başka sebeplerle olduğu, nasıl oldu oldu. Netice itibariyle o one minute sözü var ya, one minute. İstiklal Harbi'nden daha mühim bir söz. Sen dünya muvaciyesinde bütün insanların takip ettiği bir arenada siz cinayet işlemesini çok iyi bilirsiniz. Kadınları, çocukları şöyle şöyle öldürdünüz diyeceksin. Buna rağmen de kaç sene daha hala iktidardasın. Bu sana bir şey yapmayacak. Bu tasavvur olunamaz. Yahudi'nin eski gücü olsaydı Tayyip Bey'in yerinde yerler eserdi. Ne yapar yapar yıkarlardı. Ama milletin içindeki düzgün adamlar çoğaldığı için bu talihi tersine çeviremiyorlar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Kema tekûnû yüvelle aleyküm. Millet düzeldikçe yukarısı da düzeliyor. Millet düzeldikçe, millet içinde sağlam adamların sayısı arttıkça Allah-u Azimişan o sağlamlığa liyakati olan adamların önünü açıyor. Ve onları iktidar makamına getiriyor. Hatırlayın, Tayyip Bey'e siyasi yasak getirmişlerdi. Siyasi yasak. Ne oldu? Düşmanları bu siyasi yasağı kaldırdı. Türkiye'de iktisadi bir kriz oldu. Tayyip Bey bir şiirden yakalandı. Hiç kimsenin vicdanı tatmin olmadı bu cezalandırışı. Ben o zaman kendisine dedim ki bunlar akıllı olsalar seni bir ihale yolsuzluğuyla itham ederlerdi, doğru veya yanlış. Onu bile becerememişler, bu silah geriye tepecek, senin itibarın 1'e 100 artacak. Öyle oldu. Baktılar ki bu itibar artıyor, iktisatta sıkıntı var, bunun yasağını kaldıralım, iktidara getirelim. 6 ayda bu söner, delinen balona döner. Yoksa bu gitgide bunun itibarı kabarıyor, ileride başımıza bela olacak. Bu düşünceyle Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde yasağı kaldırıldı. Bunun öncüsü Baykal'dı. Bakın efendiler, tecelli ilahiye 4 kategoridir. Bir oluşun bazen zahiri de lütuf, batını da lütuftur. Öyle oluşlar vardır ki zahiri de kahırdır, batını da kahırdır. Öyle oluşlar vardır ki zahiri lütuf, batını kahır. Öyle oluşlar da vardır ki bunun tersi. Zahiri kahır, batını lütuf. Şimdi şu 4'ten hariç değildir. Meşiyet-i ilahiye ile vaki olan hadisat, vukuat ve şuunat bu 4 kategoriden hariç değildir. Onlar biz bunun yasağını kaldıralım iflas eder diye umdular. Tıpkı bir balığın oltadaki yemin üzerine gitmesi gibi. وَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ وَأَمْ